Şu anda her yer gözüküyor. Biraz sonra burası hep kapanacak. Eğitim başlasın. Özlemişiz inan. Değil mi? Biz iki tarafı da tanıdığımız için dahil olduk bu eğitime. Şimdi Afat gönüllerine eğitim veriyor Ömer abi. Biz de geldik, seyrediyoruz. Zehirli gazlar tavandayken sen eğileceksin. Ama zehirli gazlar göğüs seviyesine inmişse sen bu kez yere emeklemen lazım. Zehirli gazlar tamamen aşağı inmişse bu kez senin yere sürünmen lazım. Hız da lazım bize. Dediğim gibi hız yönetmek size bağlı. Zehirli gaz tavandayken yere sürünürsen zaman kaybedersin, daha çok zehirli gaza maruz kalırsın. Patlama için mi diyorsun? Aynen. Çok güzel. Nasıl anlayacaksın? Bakacaksın. Isı varsa içeride bak. Burada dokunduğun içeride bir ısı var. Seni rahatsız eder. Tamam, normal burada sıcaklığı bir kapı ne kadar sıcaktır? Sallıyorum. Seni rahatsız etmez yani. İşte vücut sıcaklığında. Sen dokunduğun zaman bayağı bir ısı vardır burada. Bu da bizim lazım. İkincisi kapı altlarına vesaire deliklerden böyle duman nefes alır gibi. Gelir geri gider. Bir homurtu olur içeride. Gelir geri gider. Çünkü o nedir? İçerideki yangın nefes alamıyordur. Daralmıştır artık. Böyle nefes darlığı çeken birisi gibi. Sen bunları gözlemlersin. Var ise böyle bir sıkıntı. Siz girmeyin. Hani itfaiyecinin girme yöntemi var. Siz açmayacaksınız. Zaten kapıyı açmayın demiştim. Evet. Bakın şimdi yukarıda. Burası pencere kapalı olduğu için biraz daha tez kapanıyor. Yani diğer kapılara falan atsak biraz daha şey olur. Yani evde bir şey var. Yani bir metre kapatıyor. Bir tane koltuğun bir köşesi yansa evin aldığı pozisyon budur ya. Yani gidip içeride onu bulmak ya da evini aramak. Yani şuradan bakın. Yani yaşam kalır. Sen yere yattığın zaman temiz hava hissediyorum. Sizin de hareketiniz burada olacak. Şu an dumanlı odayı gösterdim. Biraz sonra da küçük bir yer yakacağım. Evet, benzin. Ne kadar soğuyor zaten. Yaklaşık bir kez kadar yaklaşıyor. Açık alandaysa rüzgarı ardınıza. Kapan alandaysa rüzgar. Herhangi bir nesnenin mesela rüzgarın arkasındaysa çıkmışlar. Aleye doğru değil bak. Yanan yerine, zemine. Alevinle yanan nesnenin arası. Başlayacağımız yerde tetiğe basacağız. Cihazı aldığınız yerde tetiğe basarak buraya kadar giderseniz size 10 saniye ile 12 saniye hizmet verir. Ya da 15 saniye her neyse cihazın durumuna göre. Arkadaşlar o yüzden daha verimli kullanabilmek adına tam müdahaleye başlayacağınız aşamada tetiğe basacağız. Hadi yangını gördük. Cihazımızı bırak çarpalım. Hızlı. Cihaz verilmiyor. Harikasın. Hızlı. Evet. Koşma konuları. Yaklaşıp. Yaklaşabilen yıkadır. Gel. Bas tetiğine. Tamam. Kalsın bir sonraki. Bir bereket. Herkes yaptı mı? Yani 4 kişi. Böyle bir eğitimde biz de araya kaynadık. Evet, güzeldi.